Vaktiyle çok tatlı, eğlenceli, birbirini çok seven iki sevgili vardı. Genç kızıyla genç oğlan yıllarca gezmeden gezmeye bir hayat yaşamakla birlikte dünya zevkine dalmışlardı. Dinden imandan uzak bir hayat sürüyorlardı. Delikanlının ilişkisi, gece gezmeleri vardı. Pislik adına ne varsa üzerinde taşıyordu. Uzun yıllardır beraberlerdi ve birbirlerini gerçekten çok seviyorlardı. Fakat başı beladan eksilmeyen delikanlı, gün geçtikçe sevdiği kıza manevi yönden zarar verdiğini düşünmeye başladı. Onu bataklığa sürükleyecek, kendi pisliğinde boğacak diye korkuyordu. Ve bu korku onu bir karara vardırmıştı. Delikanlının aşkı nefsinden ağır basmıştı. Uygun bir dil ile kıza zarar vermek istemediğini belirterek kendisinden ayrılmak istediğini ifade etti. Genç kız yıkılmıştı. Oysa ikisi de seviyordu birbirini. Bu ayrılıkta nereden çıkmıştı şimdi? Bir gün daha güzel bir ortamda, daha güzel bir zamanda karşılaşırız inşallah temennisiyle birbirlerinden ayrıldılar. Ve ardından eksilmedi hiç gözyaşı geceleri. Ne birbirlerini görüyor ne de konuşuyorlardı. Zordu onlar için. Alışık değildiler bu ayrılığa. Bir şey beklercesine bekliyorlardı gündüz gece. Ve bir cuma vakti beklenen vakit gelmişti. Yaradan ikisini de aynı rüyayı göstermişti. Ve ikisi de aynı gecede, aynı saatte secdeye varıp tövbe etmişti. Yürekleri Allah aşkıyla yanıyordu. Rablerinden af dileyip ağlıyorlardı. Birbirlerinden habersiz, aynı vakitte. Böylece farz olmuştu genç kıza bu tövbeden sonra çevresini değiştirmek. Pis arkadaşlarından ayrılarak tam bir Müslüman kızı gibi giyinmeye ve davranmaya başlamıştı. Numarasını da değiştirmişti. Ve yüreğindeki bu Allah aşkı, bu sevgilisinden ayrılmanın acısını unutma isteği onu Türkiye'ye hocalık okumaya gitmesi için teşvik etmişti. Kendini tamamen Allah yoluna adamak istiyordu. Yüreğindeki aşk acısını böylece bastırabileceğine inanıyordu. Ve gözleri yaşlı bir şekilde Almanya'yı terk etti. Ardında bıraktığı sevdasını yüreğinde taşıyarak hemen kursa başladı. İlim yolunda hızlı ilerliyordu. Delikanlı ise sevdiği kızdan habersiz her gün dualarında onu anıyordu. Kız da aynı şekilde. Dualarında eksik etmiyordu delikanlıyı. Aklıyla yüreği bulanmış, nefsi doymuş, yüreği aşk kalmış delikanlı da tövbesini ettikten sonra yüreğinin açlığını doyurmak istiyordu. Hafız olma hali yerleşmişti yüreğine. Tam bir Müslüman erkeği olmuştu. Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinin izinden gidiyordu. Çevresini ona göre seçmişti o da. Sakal bırakmış, kılık kıyafetine dikkat etmiş, bakışları yerde gezen iffetli bir delikanlıya dönüşmüştü. Hafız olma hayalini yitirmeyen delikanlı da sevdiğinden habersiz Türkiye'ye gelmişti. Hemen işlemleri başlattı ve eğitimini hızla her yandan destekliyordu. Azimliydi, çok çalışmıştı ve sonunda hafız olma şerefini tatmak nasip olmuştu. Dualarından sevdiği kızı eksik etmiyordu. Hoca olan genç kız da sevdiğini Rabbine anlatmaktan geri kalmıyordu. Bu aşk, masum sevda delikanlının yüreğinden taşmaya başlamıştı. O da eğitiminin yanında yüreğini kaleme aldı. Ünlü bir yazar olmak gibi bir isteği yoktu ama sevgisini kağıtlara dökmek ona huzur veriyordu. Aslında sevdiği kız için yazıyordu o kitabı. Belki bir gün kitapçının rafında gözleri ilişirdi o kitabı. Ve okurdu o delikanlının ona armağan ettiği eseri. Belki de evlenirdi. Çocukları olurdu, okuyamazdı. Bunları düşünmek istemiyordu delikanlı. O Rabbine teslim etmişti yüreğini. Ve Rabbine emanet etmişti sevdiğini. Tertemiz aşkını bir kitaba sığdırmaya çalıştı. Yazdıkça her harfte sevdiğini hatırlıyor, kitabın her harfi okundukça sevdiğini hatırlatıyordu insana. Güçlükle yazılan bu manevi eser sonunda yayınlanmak için basılmıştı. Büyük ilgi görmüştü delikanlının kitabı. Hedef kitlesi gençlerdi. Onların ilgisini kazanmış olmak, onlara bir şeyler öğretmiş olmak onu mutlu etmişti. Böylelikle kulaktan kulağa, dilden dile yayılan, sanal alemi gençlik sohbetlerini dolduran kitap onu ünlü bir yazar etmişti.
fuarlardan fuarlara davet ediliyor, okuyucularının kitaplarını imzalayıp onların sorularına cevap vermeye çalışıyordu. Yine bir kitap fuarındayken karşısında duran kalabalığın isteklerine hızla karşılık verip evine gitmeyi düşünüyordu. Kalabalık dağılmıştı. Çayını yudumlarken standdaki çarşaflı bayan geldi. Genç hafız ayağa kalkıp başını kaldırmadan nasıl yardımcı olabileceğini sordu. Ve çarşaflı bayanlardan birisi konuşmaya başladı. Ne güzel bir kitap. İsmini çok duydum. Gençliğin ihtiyacı var böyle kitaplara. Aman Allah'ım, bu yıllar önce ayrıldığı fakat yüreğinden bir türlü söküp atamadığı kızın sesiydi. Olabilir miydi? O muydu? İnsan sevdiğini sesinden tanımaz mı? İnanamıyordu. İnanmak istese de güçlük çekiyordu. Alayım bunu diye hemen tezgaha parayı koydu çarşaflı bayan. Başını yerden kaldırmıyordu. Bence yazarı buradayken imzasını da al diye seslendi diğer bayan. Olur diye kitabı tekrar tezgaha koydu. Ve genç delikanlı ismini sordu. Kısık bir sesle cevap verdi çarşaflı bayan. Ayşe. Kalemi yere düştü delikanlının. Alnından soğuk soğuk terler akıyor, yüreğinde buzdağları eriyordu. Eğilerek yere düşen kalemini aldı. Ve sevdiği kız için imzasını attı. Gözlerinden dökülen yaşlardan bir tanesi kitabın sayfacığını ıslatmıştı. Kalemin mürekkebine karışmıştı. Tam kızın isminin üstüne. Ayşe. Genç yazar başını kaldırmadan ve hiçbir şey söylemeden kitabı uzattı. Kimin yazdığına bakmadan ve kendine yazıldığını bilmeden arkasını dönüp gidiyordu genç kız. Delikanlının ayakları yerinde durmak istemiyordu. Yüreği, git arkasından durdur onu diyordu. Ama biliyordu ki nefsi konuşuyordu. Uygun olmazdı. Herkesi içinde. Yine de sabretti. Bütün gün aklından çıkmamıştı sevdiği. Nasıl olabilirdi? Dualarım kabul mü oldu yoksa diyordu kendi kendine. Evet, ona da, sevdiği kıza da nasip olmuştu tövbe. Ve genç delikanlının yüreğindeki temiz sevdası daha da alevlendi. Allah onları korumuştu. İkisini ayrı yerlerde iliştirip tövbe ettirmişti. Acaba o da seviyor muydu hala? Genç hafız fuardan sonra cami kenarında olan mütevazı küçük evine gitti. Ve sabaha kadar namaz kılıp dua etti. Bir yandan şükür ediyor, bir yandan sevdiği için dua ediyordu. Dizleri ağrana kadar, gözleri şişene kadar kalmıştı seccadesinde. Acaba nasip olacak mıydı vuslat? Genç kız da teheccüd vakti kalkıp ne sevdiği için dua etmişti. Zaten ayrılıklarından beri onu dualarından hiç eksik etmemişti ki. Namazın ardından genç kız çayını alıp cam kenarına oturdu. Kim bilir bu muhteşem eserden neler öğrenecekti. Gerçekten de duyduğu kadar var mıydı? Heyecanla mum ışığında kitabı açtı. İmzasını bile aldığı yazarın kim olduğuna dahi bakmamıştı. Bu nasıl dalgınlıktı? İlk sayfaya ilişti gözü hemen. Belki de tanıdık bir yazardı. Ve ilk gördüğü şey kendi isminin altında yazarın imzasıydı. Yanında da mühür düşmüşçesine bir tanma gözyaşı. Kurumamıştı sanki hala. Eliyle sayfanın üzerinden geçti. Ve yüreğine bir yangın düştü. Hemen elini çekti. Onun gözyaşına dokunmaya bile hayal etmişti. Evet, sevdiğiydi bu. Hala inanamıyordu. Hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Eli ayağı titriyordu. Dona kalmıştı. Gözleri tekrar tekrar aynı yazıyı okuyordu. Demek ki o da tövbe etmişti. Nasıl da değişmişti. Daha fazla dayanamadı. Sevdiğinin kelamına susamıştı o. Hemen okumaya başladı. Name-i Hicran. Kitabı göğsüne bastırdı. İçini çekti. Ve ağlayarak gökyüzüne baktı. Ardından okumaya cesaret edemediği bu eseri tekrar açtı. Yüreği titriyordu. Elleri titriyordu. Ne de güzel yazmıştı. Bitecek korkusuyla yavaş yavaş okuyor, bitmesinden korkuyordu. Her harfinde kendini buluyordu. Her harfinde onu hatırlıyordu. Her cümle aşk ile yazılmıştı. Ve usanmadan, sıkılmadan, bir günde uyumadan sevdiğinin yazmış olduğu kitabı bitirmişti. Kitabın sonunda ufak bir not vardı yazardan. Name-i Hicran. Dilerim okuman nasip olur bir hicran mektubunu.
Zira bu ayrılık mektubu sana olan sevdamın namelerini içiriyor. Unutmadım. Unutmayacağım. Sen de unutma. Allah için. Bu nottan sonra bu kitabın kendisine yazılmış olduğunu anlamıştı genç kız. Unutmadım diyerek ağladı. Allah için. Kitabı okşadı. Ama ne yapabilirdi ki? Hoca olmuştu. Çarşaflı bir bayandı artık o. Dinini temsil eden bir kızdı. Sevdiğine yazmak, ona ulaşmaya çalışmak doğru olmazdı. Sabredecekti. Ona dualarla ulaşacaktı. Bu tevafuğu yaşatan yüce yaradan kim bilir daha neler yaşatırdı. Aradan yine yıllar geçmişti. Kız 25 yaşına basmıştı. Artık hocalarından ve ailesinden evlenmesi için baskı görüyordu genç hafız. Yazar ve aynı zamanda hoca olan delikanlı da 28 yaşına basmıştı. Ona da aynı şekilde baskı yapılıyordu. Ama ilim öğrenip öğretmeyi dava bilmişti bir kere kendine. Evlenmek istemiyorum diye geçiştiriyordu. Oysa yüreğinde alev alev yanan bir aşk vardı. Ona ihanet edemezdi. Yüreğinin en kuytu köşesinde evlenmemesinin sebebi bu gizli sırdı. Bir gün genç yazara tekrar bir davetiye gelmişti. Bir camiye sohbet vermesi için davet edilmişti. Hem Kur'an okuyacak hem sohbet verecekti. O gün yüreğinde ayrı bir acı, ayrı bir yangın vardı sanki. İçi değildi. Yüreği ferahlasın diye yol boyunca İnşirah suresini okudu. Genç kızın yüreğinde ise ayrı bir huzuru vardı. Bugüne kadar hiç böyle huzurlu değildi. Genç hafız camiye varınca hemen sarığını ve cübbesini giyindi. Yerine oturdu. Henüz fazla kimse yoktu. Bayanlar üst katta oturuyordu. Beyler aşağıda. Yüreğinin yangını gittikçe artıyordu. Genç kız ise sabahleyin ailesinin yanına gitmeyi planlıyordu. Ama en iyi arkadaşı onu arayıp camiye davet etmişti. Sohbete ünlü bir abinin geleceğini söyleyerek onu ısrarla sohbete getirmişti. Genç kız arkadaşını kıramadı ve hiçbir soru sormadan kabul etti. Sohbetten sonra giderdi ailesinin yanına. Kaçmıyordular ya, arkadaşını kırmak istemedi. Hem davete icabet etmek sünnetti. Onunla birlikte gitti ve hanımlar mescidinde yer aldılar. Beklediler. Cami dolmaya başladı. Hafızın yüreği yerinden çıkacak gibiydi artık. Gözlerinden sakalına düşen yaşlara hakim olamıyordu. Nedenini bilmiyordu. Genç kız da ağlamaya başlamıştı. Sebepsiz, mutluluktan belki de. Nedenini bilmiyordu. Sohbeti kim edecek, kim yönetecek, neden burada, onu da bilmiyordu. Ama çok huzurluyordu. Birazdan mikrofonun sesi de duyulmuştu. Caminin başkanı, Kur'an ile sohbetimizi açalım inşallah diyerek kısa bir konuşmadan sonra mikrofonu hafıza verdi. Ve hafızın gözlerinden yaşlar dökülürken yüreğinin en derininden bir besmele çekti. Genç kız anladı. Yine en güzel tevafuklar onları en güzel mekanda buluşturmuştu. Sevdiğinin sesi ayet ayet işliyordu genç kızın yüreğine. Hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. Mustafa Hoca okuyor, susun diye kadınları susturmaya çalışıyordu kadınlar kolunun başkanı. Genç kız sevdiğinin ismini de duymuştu şimdi. Oydu işte, sevdiği. Genç hafız da hissediyordu sanki onu. Gittikçe alevleniyordu yüreği ve daha yanık okuyordu. Sonunda herkesi ağlatarak okumayı bitirdi. Birden bayanların katında bir çığlık koptu. Ambulans çağırın, çabuk diye bağırıyordu bayanlar. Cemaat ayaklanmıştı. Başkan yukarı koşmuştu ve ambulans çağrıldı. Genç hafız caminin çıkış kapısında bekliyordu. Sohbet elbette iptal olmuştu. Doktorlar geldi. Kalp masajı yapıyorlardı. Bir panik, bir koşturmaca vardı camide. Hafız ağlıyordu. Durduramıyordu yüreğinin yangınını. Durduramıyordu yaşlarını. Neden ağlıyordu ki? Neden yanıyordu ki yüreği? Yanında çarşaflı bir bayan telefonla ağlayarak konuştu. Hocam, Ayşe'nin kalbi durdu camide. Şu an buradayız. Ailesine ulaşamıyorum diye ağlıyordu kız. Hafız yüreğinin yangınını anlamıştı. Sevdiği, senelerce sabırla dualarını da eksik etmediği sevdası gitmişti. Aynı mekanda, sanki saygısızlık olmasın diye beklemişti Kur'an'ın bitmesini. Ne kadar temiz bir aşktı bu. Sevdiğinin sesiyle veda etmişti genç kız dünyaya. Sevdiğinin sesiyle kapatmıştı gözlerini. Şimdi hafız da sevdiğine olan borcunu ödemek istiyordu. Son görevini yerine getirmek istiyordu. Onu sevdiği uğurlayacaktı. Cenazeyi kandıktan sonra namazını sevdiği kıldırmıştı.
Nasıl bir imtihandı bu? Nasıl bir acıydı? Gözlerine bakmadan, sevdiğini söylemeden uğurlamıştı onu. Cenaze namazını kılarken geçmiyordu zaman. Hafız'ın sakalı ıslanmıştı gözyaşlarıyla. Yaşları durmak bilmiyordu. Toprağa koymuşlardı genç kızı. Herkes dağılmıştı. Hafız onu ilk gecesinde yalnız bırakmak istemiyordu. Sabaha kadar başında dualar okudu ayet ayet ve sabah namazından sonra yanından kalktı. Yine bir veda vakti gelmişti. Gözleri şişmiş halde tam arkasını dönüp gidecekken burnunun nefis bir gül kokusu sardı. O kadar acının ve yürek yangının içinde Hafız'ın yüzünde bir tebessüm olmuştu nihayet. Bunun ne anlama geldiğini biliyordu çünkü. Eve vardığında genç Hafız gusül abdestini aldı ve sevdiği için dua etti. Tertemiz kıyafetleriyle uzandı yatağına. Gözlerini yumdu. Ve rüyasında kendini büyük bir kapının önünde buldu. Altın kaplamalı, nurlu bir kapı. Kapının önünde sevdiği bekliyordu. Beyaz bir elbise içinde. Elini uzatmış, gel diyordu. Ve genç Hafız sevdiğine doğru yürüyordu. Öyle mutluydu ki, öyle huzurlu. Genç kız sevdiğine bakarak seslendi. Benim cennetim sensin diyordu. Genç Hafız da sevdiğinin alnından öperek seslendi usulca. Vuslatım, duam, ahiretim diyordu. Ve birlikte cennet kapısını açıyorlardı el ele. Bir hafta sonra komşular genç Hafız'ı merak ettiler. Ne duyan olmuştu ne de gören. Mecburen kapısını kırmak zorunda kaldılar. Ve kapıyı kırdıklarında yüzlerine vuran nefis bir kokuyla karşılaştılar. Gül bahçesine girmiş gibi. Yatağa vardıklarında ise genç Hafız'ı yatağında ruhsuz yatıyor halde buldular. Bedeni hiç çürümemişti, morarmamıştı, şişmemişti. Caminin imamı yaklaşarak sakalına dokundu Hafız'ın. Islaktı. Gözlerinden dökülen yaşlar kurumamıştı bile. Ve genç Hafız da toprağa verilmişti. Genç kız sevdiğinin hasretine, yüreğindeki Allah aşkına dayanamamıştı. Genç delikanlı da sevdiğinin hasretine dayanamamıştı. Ve sonunda kavuşmuşlardı. Diğer hikaye ve şiirleri dinlemek için tüm gönül dostlarını YouTube Cihan Bozacı kanalımıza bekliyoruz. Allah'a emanet olun.